Merhaba arkadaşlar ben Cengiz Hoca Ayarlı Edebiyatta 15. dersimizle AYT 2023 konu anlatım derslerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu sözlü dönem özellikleri. Ne demek hocam sözlü dönem özellikleri? Yani artık biz İslamiyet öncesi edebiyata geçtik arkadaşlar. Burada da burayı da sözlü dönem, yazılı dönem ve daha sonra geçiş dönemi diye 3 grupta inceleyeceğiz. Arkadaşlar bakın şu altta küçük bir ricamız var. Büyük bir aile olmamız için abone olur musunuz? Yine dediğim gibi sorularımızı da Cengiz Baro hoca ile Türkçe Instagram'dan bana gönderebilirsiniz. Hocam tamam girişi yaptık. Haydi konumuza başlayalım. Şimdi birinci başlığımız bakın Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler. Yani Türk edebiyatını niye dönemlere ayırma gereği duymuşuz? Hocam ne demek bu dönem? Şimdi bildiğiniz gibi Türk edebiyatı İslamiyet öncesi dönem, İslamiyet etkisindeki dönem ve daha sonra da Batı etkisindeki dönem olmak üzere 3 gruba ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi bu dönemleri yani biz bu edebiyatı dönemlere ayırırken kullanmış olduğumuz ölçütler var ve bu ölçütler çok önemli. Bakın şimdi neler bunlar? Şurada yazdık bunları. Dil anlayışı. Ne demek hocam dil anlayışı? Yani dilin zaman içerisinde değişmesi, bir takım değişikliklere uğraması, edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki birinci ölçüt. Sonra dil coğrafyası yani coğrafyanın değişmesi arkadaşlar coğrafi değişiklikler daha sonra kültürel hayattaki değişimler ve yine daha da sonra dini hayattaki dini hayatın içerisinde bulunan bir takım değişiklikler biliyorsunuz ilk önce işte gök tanrı inancı var sonra İslamiyet etkisi var falan filan bütün bunlar Türk edebiyatını bizim dönemlere ayırmamızda etkili olan sebeplerdir. Hocam bunlar önemli midir? Arkadaşlar lütfen bu dört maddeyi bilelim. Bunlar sorularda karşımıza gelebiliyor. Şimdi nedir bu söz dönem özellikleri neler? Gelin bunlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın sözlü dönemin başlangıcı ile ilgili elimizde çok net veriler yok ama 8. yüzyıla kadar biz söz dönemi getirebiliyoruz. Şimdi Orta Asya'da göçebe olarak yaşayan ve avcılık hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Türklerin başlangıcı bilinmeyen bir zamanda oluşturduğu edebiyat dönemine biz sözlü dönem adını verdik. Bu dönemde yazı olmadığı için Anlatım söze dayanıyor, yazı henüz bulunmamış. Bu sebeple edebi ürünlerin ilk söyleyenleri unutulmuştur. Söyleyenler unutulmuşsa biz bunlara anonim ürün adını veriyorduk. Şimdi bakın şu kavramlar çok önemli bizim için. Daha önce soru olarak gelmiştir. Sığır sürek avlarına verdiğimiz isim. Yine şölen işte bu avlardan sonra yapılan toylar ziyafetlere verdiğimiz isim. Yuda yine arkadaşlar ölüm törenleri olarak düşünülebilir. İşte bunların bir araya gelmesinden sözlü dönem ortaya çıkmış. Şurası da yine çok önemli ve daha önce soru olarak gelmiş. Bakın eserler kam, baksı, şaman, ozan ve oyun adı verilen hemen notlarımın arasına ekledim bunları. Sanatçılar tarafından oluşturulur. Bu isimleri kesinlikle bileceğiz. Dikkat et. Bak buraya dikkat et. Burada şair yok. Burada aşık yok arkadaşlar. Şair, aşık gibi kavramlar henüz yok. Kopuz adı verilen ve bugünkü bağlamanın yani sazın atası diyebileceğimiz bir çalgı aleti eşliğinde eserler oluşturulduğu için şiirle müzik iç içe bu kopuzu da kesinlikle bileceğiz. Şiirler hazırlıksız yani doğaçlama irticalen oluşturulduğundan mısra sonlarında daha çok yarım kafiye ve redifler yer alır. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmış. Bakın ta divan edebiyatına kadar bizim nazım birimimiz dörtlük arkadaşlar. Ölçü milli ölçümüz olan hece ölçüsü. Bunlardan daha önce bahsettik. Hece ölçüsü nedir? Arzu ölçüsü nedir? Hecenin de daha çok yedili 8'li ve 11'li kalıpları tercih edilmiş. Şimdi kafiye şemasına baktığımızda şiirlerde bakın daha çok A, 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 B, C, 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 B, D, D, B tarzında bir kafiye örgüsü var. Peki şimdi size sorum şu. Bu kafiye örgüsünün adı nedir arkadaşlar? 1, 2, 3 evet cevaplar geldi. Tabii ki düz kafiye örgüsü. Demek ki İslamiyet öncesi şiirlerinde düz kafiye örgüsü kullanılmıştır diyebilirim. Aşk, sevgi, kahramanlık, savaş, ölüm, işte doğa, tabiat gibi temalar bu şiirlerde sıkça işlenir. Bu dönem ürünleri bakın şu isimleri kesinlikle bileceğiz. Sav, sagu, koşuk ve destanlar. Yani şöyle bir soru karşıma gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü dönem ürünlerinden değildir? Nazım türlerinden falan değildir dediğinde bu gelenekselleşmiş bir sorudur. Lütfen bu isimleri bilelim. Sözde edebiyatta daha çok destanlar yer aldığı için bu döneme destansı dönem Türk Edebiyatı adını da veren kaynaklar olabiliyor. Bu dönem ürünlerini yazıya geçirerek koruyup günümüze kadar ulaştıran eser Kaşgarlı Mahmut'un 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Lügati Türk. Arkadaşlar bu Divan-ı Lügati Türk var ya bizim Türk coğrafyası için muhteşem bir eser bizim kültürümüzü aydınlatan, geçmişimizi aydınlatan, bize çok çok önemli bilgiler veren muhteşem bir eserdir. Divan-ı Lugat Türk sözlüktür zaten bunu biliyoruz. Ayrıca Çin kaynakları da bu dönemle ilgili bilgiler veriyor. Niye hocam Çin kaynakları bize bilgiler veriyor? Ne alaka? Çünkü Çinlilerle savaşlar yapılmış. Bilinen en eski Türk şairleri Çuçu ve Aprunçur tigin olarak da kayda geçmiş. Şimdi gelin bu dönemdeki bu koşuk, sav, sagu, destan türlerine bir beraber bakalım. Birinci türüm koşuk. Şimdi sığır adı verilen sürek avlarında bu avların kurban edilerek yenildiği şölenlerde şölenle sığırın ne olduğundan az önce bahsettik. Zaferle neticelenen savaş sonlarında halkı heyecanlandırmak için ozanların kopuz eşliğinde söyledikleri şiirlere biz koşuk adını verdik. Hocam koşuk hangi konuları işler? Aşk, sevgi, tabiat, baharın gelişini, kahramanlık, savaş konularını. Bakın ölüm hariç demişiz. Niye ölüm hariç? İşin içine ölüm girdiğinde artık koşuk olmaktan çıkıp başka bir türe iş geçiyor. O yüzden ölüm konusuna girmiyoruz. İşleyen bu nazım biçimi Konu ve şekil bakımından burası da yine bakın çok önemlidir ve sorudur. Halk edebiyatındaki koşmanın divan edebiyatındaki de arkadaşlar gazelin karşılığıdır. Bu da yine dediğim gibi klasik bir sorudur. Burayı bilelim koşma gazel. Nazım birimi dörtlüktür. Kafiye düzeni A A A B C C C B D D D B yine düz kafiye şeklinde gidiyor. Kenellikle de 4 artı 3 7'li hece ölçüsü duraklarda 4 artı 3 şeklinde karşımıza geldi. Şurada bir koşuk örneği var bakın. Tekme çekek öküldü, bukuklanıp büküldü, tüksün tükün tüküldü, yazılıp yana yögreşir. Şimdi baktığımda türlü türlü çiçek toplandı, tomurcuklanıp büküldü kabardı, köşeli düğüm halinde döküldü, açılarak gene birbirine dolaşır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada baharın gelişi tabiat gibi durumlardan bahsediliyor diyebiliriz. Koşuk örneğidir bu dörtlük. Geçtim hocam Saguya. Şimdi Sagu da yine önemli bir türümüz. Sagu arkadaşlar bakın, Yu adı verilen ölüm törenlerinde ölen kişilerin ardından işte onların yiğitliklerinden, kahramanlıklarından bahsederek işte böyle bir insan öldü ve biz bundan çok 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 üzüntü duyuyoruz algısını oluşturmak için yazılan şiirlere Sagu adını verdik. Burada şu Yu Kesinlikle bilelim bakın Yu adı verilen ölüm töreni. Şimdi şöyle düşünün şu an biri öldü biz cenaze törenine gittik. O törenin adı arkadaşlar Yu tamam. Ozanlar yine şiirleri kopuz eşliğinde dile getiriyorlar. Saka hükümdarı Alper Tunga için söylenen Sagu bilinen en eski Saga örneğidir. Ve zaten her, her, zaman dilimizde Dolaşır Alper Tunga öldü mü? ıssız acun kaldı mı, felek öcün aldı mı, imdi yürek yırtılır diye Başlıyor arkadaşlar. Şimdi sagularda halk edebiyatındaki ağıtların, divan edebiyatındaki mersiyelerin karşılığıdır. Bu iki kavram da yine kesinlikle önemlidir ve soru olarak karşımıza gelir bakın. Halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında mersiye. Şekil özellikleri bakımından yine koşuğa benziyor. Onun gibi yani dörtlüklerle yarım kafiye redif falan. Nazım birimi dörtlük. Koşuk tarzı yine kafiyelendi. 4 artı 3 7 ile Ece ölçüsüyle de oluşturuldu. Burada bir farklılık yok. Geçtim bir diğer Türüm sav. Sav arkadaşlar bakın o dönemde söylenen özlü sözler. Yani duygu, düşünce, hayat tecrübelerini anlatan kalıplaşmış ürünler. Günümüzdeki ata sözlerinin atası. Yani günümüzdeki ata sözleri İslamiyet öncesinde sav olarak karşımıza geliyor. Divan edebiyatında savlara darb mesel demişiz arkadaşlar. Bu da yine önemli bir bilgidir. Çoğunlukla cümle şeklindedir. Bazen İki dizi olarak karşımıza gelen sağ örnekleri de var. Şimdi burada güzel örnekler var. Bakın arpasız at aşumaz. Ne demek? Arpasız at koşamaz abi. Aç karnı at koşar. Aç ne yemez? Tok ne temez? Aç ne yemez? Tok ne demez? Bunu günümüzde kullanabiliyoruz. Bir karga birle kış gelmez. Bir kargayla kış gelmez. Hemen bir kargayı gördük. Kış gelmez. Kanı kan bile yumaz. Kanı kanla yıkamazlar abi. Sakın Öcalmaya çalışma diye kullanılan bir atasözü. Gördüğünüz gibi dizelerden genellikle oluşuyor atasözlerimiz. Ancak dediğim gibi bazen iki dize şeklinde karşımıza gelen sal örnekleri de var. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar belki de İslamiyet öncesi dönemin en önemli ürünleri destanlar ve ÖSYM'de genellikle karşımıza destanlardan geliyor. O yüzden destanları lütfen iyi bir şekilde çözümleyelim, analiz edelim, notlarımızı alalım. Şimdi bu destan nedir hocam? Bir milleti derinden etkileyen savaş, afet, kıtlık, felaket, göç, kahramanlık gibi gerçek olayların mitolojik ögelerle süslenerek anlatıldığı uzun, manzum ürünler. Şu manzuma hemen bir ok çıkarıyorum. Manzum neydi arkadaşlar? Böyle şiir şeklinde yazılan eserlerdi bakın. Demek ki burada düz yazı yok. Köklü geçmişe sahip olduğunu göstermek isteyen her millet destanlarıyla övünür. Yani bir milletin destanı varsa o milletin köklü bir geçmişi vardır. Burası da yine önemli. Başlangıçta halk şairlerince de söylenen destanlar sonradan toplum arasında nesilden nesile sözlü olarak aktarıldığından ilk söyleyenleri unutulmuş ve bu destanlar halka mal olmuştur. Yani arkadaşlar bunlar yine anonim olarak karşımıza geliyor. Bu arada bakın yapma destanlar hariç demişiz burası da önemli. Manzum tarzda oluşturulmuştur. Tamam hocam zaten söyledik. Az da olsa nazım nesir şeklinde oluşturulmuş destanlar da var. Ama asıl olarak manzum unutmayalım. Genellikle kahramanları ve kahramanlıkları konu aldığı için epik şiir olarak da adlandırılır. Epik şiir neydi hocam zaten? Daha önce şiir ünitesinde görmüştük. Kahramanlık, yiğitlik konulu şiirler. Yer ve zaman belli olmamakla birlikte olayların geçtiği yer ve oluştuğu zaman tahmin edilebilir. Zaman akışı yine destanlarda hızlıdır. Dil ana dilin en güzel, en temiz, en sade şekli olarak karşımıza geliyor. Yine ÖSYM'nin daha önce sormuş olduğu soru tipi arkadaşlar hangisi destanların bölümlerinden değildir tarzında soru da daha önce sorulmuş. O yüzden bakın burası yıldızlıdır hemen durdur yaz uyuma. Uyuyorsunuz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız uyuyor. Uyumuyoruz. Dinç oluyoruz. Kahvelerimizi, çaylarımızı içiyoruz. Cengiz Hoca ile ayarlamaya devam ediyoruz. Şimdi destanların oluşum aşamaları bakın arkadaşlar. Birincisi çekirdek, yayılma ve derleme bunlar çok önemli. Çekirdek nedir? Toplumu derinden etkileyen bir olayın yaşanması. Yani önce bir olay yaşanacak. Yani bir göç, kıtlık, afet olacak ki destan buradan ortaya çıkabilsin. Daha sonra bu işte olay kulaktan kulağa, nesilden nesile aktarılacak. Yani yayılacak. Daha sonra bu olay artık yayıldı. Nesilden nesile, kulaktan kulağa yayıldı. E bir ne olacak? Bu olayı birisinin bir araya getirmesi lazım. İşte bu bölüme de ben derleme adını veriyorum. Toplum içerisinde yer alan bir şairin bu olayı kayıt altına almasına da derleme adını verdim. Dediğim gibi burası çok önemlidir. Genellikle hecenin 8'li ve 11'li burada daha çok 11 kullanılıyor bakın arkadaşlar 11. Oluşturulan destanlarda dörtlük sayısı konunun uzunluğuna bağlıdır kafiye örgüsü koşuncu gibidir. Yani burada zaten bütün ürünlerde kafiye örgüsü aynı. Destanları doğal ve yapay, İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası olmak üzere çeşitli başlıklarda değerlendirebiliriz. Zaten şimdi onları değerlendireceğiz. Önce doğal ve yapay destan ne demek? Bunlara bir bakalım. Zaten isimlerinden çıkarabiliyoruz biz bunları. Doğal destan demek arkadaşlar, söyleyeni, yazanı, işte ortaya çıkaranı belli olmayan destan demek. Bir milletin hayatında derin izler bırakmış bir olayın nesilden nesile aktarılması ve daha sonra bir destan şairi tarafından derlenmesiyle oluşmuş epope. Bakın arkadaşlar, epope kavramını da yine bilelim. Epope destan. Sahibi millet olan bu destanların ilk söyleyeni unutulmuştur. Zaten o yüzden biz bunlara doğal destan adını verdik. Yapay destan ise evet bir olay var, bir destan var ama bu destanı kimin yazdığı belli. İşte Nazım Hikmet'in destanları var, Fazıl Üstün'ün destanı var, Mehmet Akif'in destanı var gibi bunlar da yapay destandır. Yakın tarihte yaşanmış önemli tarihsel bir olayın destan kurallarını bilen bir şair tarafından kaleme alınmasıyla oluşturulmuş ürünler. Şimdi bunların örnekleri var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok 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 önemli. Bunları lütfen hemen not alıyoruz. Önce Türklere ait olan doğal destanlardan başlayalım. Bakın arkadaşlar doğal destanları İslamiyet öncesi ve İslamiyet etkisi olmak üzere öncelikle iki gruba ayrıldık. Yani İslamiyet'ten önce oluşmuş olan doğal destanlar, İslamiyet'ten sonra oluşmuş olan doğal destanlar. Burada daha çok soruların geldiği kısım şu İslamiyet öncesi destanlardır. O yüzden buraya bir tık daha lütfen önem verelim. Şimdi birincisi yaratılış destanı. Burada evrenin, dünyanın yaratılması anlatılır. İkincisi sakalara ait olan şu ve Alpertunga destanları. Şimdi şu destanında Saka hükümdarı şunun Büyük İskender'le yapmış olduğu savaşlar anlatılır. Bakın bu söylediklerimi kısa kısa not alabilirsiniz. Alpertunga destanında da Alpertunga'nın yiğitlikleri, kahramanlıkları anlatılır. Yine bu Alpertunga'dan arkadaşlar. İran destanı, Şehname'de bakın burası da önemlidir. Bazen sorulabiliyor. Şehname'de Firdevsin'in yazmış olduğu Şehname'de Afrasiyab olarak bahsediliyor. Afrasiyab O yüzden bunu da lütfen hemen notlarımızın arasına ekledik. Daha sonra Hun destanları. Bunların arkadaşlar birincisi. Oğuz Kağan. Yine burada Oğuz Kağan'ın işte yiğitlikleri, kahramanlıkları yapmış olduğu mücadeleler, savaşlar olağanüstü olarak dünyaya gelişi büyümesi falan bunlar anlatılır. Atilla Destanı var. Göktürk Destanları bizim için çok önemlidir. Bunların birincisi Bozkurt. Bozkurt da arkadaşlar şu anlatılır. Türkler Çinilerle bir savaş yapar. Sonra işte arkadaşlar bir tane çocuk sağ kalır. Yani Çinliler çocuğu işte bataklığa atar. Bataklıktan bir tane kurt gelir. Bu çocuğu kurtarır mağaraya götürür. Büyütür. Daha sonra Türkler buradan tekrar yayılır. Buradaki bozkurt arkadaşlar dişi bir kurttur. O yüzden bunu bu şekilde not alalım. Dişi kurt. Daha sonra Ergenekon destanı. Ergenekon destanı Türklerin dağı demirden dağı eriterek tekrar ...yayılmaları anlatılır. Bu da yine bizim için çok önemli bir destandır. Nevruz günü olarak yine bu gün kutlanıyor. Uygur destanlarına geldiğimizde Türeyş ve Göç destanları var. Türeyş destanında arkadaşlar hükümdarın kızları var. Hükümdar kızlarını kimseyle evlendirmek istemez. Daha sonra kurt tanrı kılığıyla beraber geliyor kızlarla evleniyor. Buradaki kurt arkadaşlar Türkler buradan türüyorlar işte. Buradaki kurt erkek kurt bakın. Türe işte erkek kurt, dişi kurt, boz da. Bu kavramları lütfen bu şekilde not edelim. Daha sonra son olarak göç destanımız var. Göç destanında da Türkler Çinlilerden kız almak istiyorlar arkadaşlar. Çinliler bu kıza karşılık bir başlık, günümüzdeki başlık parası olarak düşünülebilir bir hediye istiyorlar. O istedikleri hediye de arkadaşlar taş. Kutluk adını verdiğimiz taş ya da taşı da denilebiliyor buna. Şimdi Türkler de tamam olsun bu ta sonuçta taş veriyorlar taşı Çinlilere. Çinliler gidip geliyorlar bu par taşı küçük küçük parçalıyorlar ve ülkelerine alıp götürüyorlar. Daha sonra bu Türk coğrafyasında bu taş verildikten sonra yani öyle bir kıtlık başlıyor ki arkadaşlar bütün canlılar nefes alan bütün canlılar göç 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 diye feryat etmeye başlıyor ve Türkler o bulundukları bölgeden göç etmek zorunda kalıyorlar. Burada aslında bize verilmek istenen mesaj her ne olursa olsun yurdun bir taşı bile kesinlikle feda edilemez, verilemez mesajı bize verilmek isteniyor. İkinci yani İslamiyet etkisindeki Türk destanlarına baktığımızda burada Kırgız Manas destanımız var. Manas destanı en uzun destandır arkadaşlar. Bunu hemen not alalım. Türk Moğollara ait olan Cengiz Han destanı, Altın Ordulara ait olan Edige destanı, Karahanlara ait olan Satuk Buğra Han destanı, yine Anadolu Türklerine ait olan Battal Gazi ve Danışment Gazi destanlarını bu grupta sayabiliriz. Bunların isimlerini bilsek bize hemen hemen yeter arkadaşlar. Şimdi yabancılara ait doğal destanlara baktığımızda şimdi bakın bunları da yine bilmemiz gerekiyor. Hocam burada bir sürü destan var ama bunların öğrenilmesi çok zor değildir. Şimdi İlyada ve Odasya Yunanlara ait. Kalevela Fin destanı, Şehname İran destanı, Mahabharata ve Ramayana bu ikisi beraber alınması gerekiyor. Hint destanı, Nibelungen Alman destanı, Chanson de Roland Fransız destanı, Lasit İspanyol destanı, Igor Ruslara ait olan destan, Shinto Japon, Beowulf İngiliz, Gılgamış'ta Sümerlere ait olan doğal destanlar. Dediğim gibi bunlar arkadaşlar öğrenmeye çalışalım. Şimdi Türklere ait olan yapay destanlara baktığımızda artık yapay destanlara geçtik. Burada arkadaşlar daha çok destan var ama ben buraya sizin için önemli olanları soru olarak karşımıza gelebilecek olanları aldım. Şimdi Genç Osman Destanı Kayıkçı Kur Mustafa. Bunu halk edebiyatını ilerleyen zamanda yine söyleyeceğiz. Üç Şehitler Destanı Fazıl Üstü Dağlarca önemli. Kuvayi Milliye Destanı Nazım Hikmet önemli. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Cahit Külebi önemli bir destan. Çanakkale Şehitleri Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Destanı yine Fazıl Üstü Dağlarca, Sakarya Meydan Savaşı da Ceyhun Atuf Kansu'nun yazmış olduğu yapay destan. Arkadaşlar bunlar ne anlatır hocam? Zaten ne anlattıklarını görüyorsunuz. Sakarya Savaşı'nı, Çanakkale'yi, işte Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'ü anlatıyor. Kuvayi Milliye birliklerini falan anlatıyor. Burada bir sıkıntı yok. Yabancılara ait yapay destanlara baktığımızda Çılgın Orlando, Aristo yazmış İtalyan, Kurtarılmış Kudüs yine Tasso'nun yazmış olduğu yapay destan. İlahi komedyayı Dante yazdı İtalyan. Kaybolmuş cennet Milton İngiliz bunlar da yabancılara ait olan yapay destanlar. Şimdi arkadaşlar burada yine daha önce çıkmış soru var bakın. Bunlar da çok önemlidir. Lütfen bak bu önemli dediğim yerler hemen not alınacak. Tamam mı? buradaysak dinliyorsak lütfen. Şimdi motifler daha önce sorulmuş aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında geçen motiflerden biri değildir. Bakın ağaç Aksakallı ihtiyar, at, demir, geyik, ışık, kırklar, kurt, mağara, ok, yay, rüya ve az önce söyledik o göç destanında olan taş arkadaşlar ya da taşı. İşte ok, yay destanlarda yine sıklıkla geçer. Mağarada kurt gelir çocuğu mağaraya getirir. Kurt az önce söyledik yine. Kırklar, kırk rakamı çok önemli. Ağaçtan genellikle çocuklar çıkar, güzel bir kadın çıkar. Işıkla beraber işte yine kadın gelebilir. Demir, at bunlar destanlarda önemli. Hocam daha fazla uzatma. Haydi çerez soruyla dersimize başlayalım. Numaralanmış bilgilerden hangisi koşuk nazım biçimi için yanlıştır? Aşk, yiğitlik, doğa sevgisi konularında söylenmiştir. Bundan bahsettik. Şölenlerde kopuz eşliğinde söylenen şiirlerde şölenin ne demek olduğundan yine bahsettik. Yedile öcü ölçüsüyle 4 artı 3 durakla yazılırlar söyledik. Kafiye şeması A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde düz kafiye olduğunu söyledik. Halk edebiyatındaki gazelin, divan edebiyatındaki semainin karşılığıdır. Yohü! Yo, hayırdır? Halk edebiyatında Neyin karşılığıydı koyu koşuklar? Koşmanın divan edebiyatında gazelin karşılığıydı. O yüzden bu çere sorumuzun cevabı E oldu. Devam ettim ayarlı sorum. İslam öncesi Türkler genellikle sürek avlarına nokta nokta. Şimdi sürek adlarına biz ne adını veriyorduk arkadaşlar? Koşuk zaten bir şiirdi. Yu ölüm törenleriydi. Sagu yine ölüm törenlerinde söylenen şiirlerdi. Şölen mi sığır mı? Sürek avlarının adı sığırdı. Yaz törenlerine yu demiştik. Ziyafet törenlerine de şölen adını vermiştik. Cevabımız D seçeneği oldu. Terleten soruyla dersimizi bitiriyorum arkadaşlar. Doğal Türk destanları ile ilgili hangisi yanlıştır? Bozkurt Destanı'nda savaşta yaralanan bir Türk gencinin bakın dişi bir kurt az önce söylemiştik tarafından kurtarılması, muhafaza edilmesi ve Türklerin sözü edilen kurtla bu yaralı Türk gencinden çoğalması anlatılır az önce anlattık. Şu destanında Türklerin bir nevruz günü demir dağı eriterek çıkması ve Çinlilerle mücadeleye devam etmesi anlatılır. Allah Allah bu bil budursun. Oğuz Kağan Destanı'nda Hun hükümdarı Mete'nin yiğitlikleri anlatılıyordu. Ülkesini nasıl bölüştürdüğü çocuklar arasında anlatılıyordu. Doğrudur. Göç Destanı'nda Türklerin kutsal taşı Çinlilere vermesi daha sonra kıtlık, felaket, canlıların göç göç diye bağırması vardı. Türeyş Destanı'nda bakın arkadaşlar ne vardı? Kızlarını kurt suretindeki erkek kurttu bu tanrıyla evlendirmesi. Daha sonra Türk bu evlilikten çoğalmaları falan anlatılıyordu. Arkadaşlar demir dağı eriterek çıktığımız çinilerle mücadeleye devam ettiğimiz destan şu destanı değil Ergenekon destanı olması gerekiyor. Şu destanında Sakaların, Saka hükümdarı Şu'nun Büyük İskender'le yapmış olduğu savaşlar var. Evet bu şekilde sözlü dönem dersimizi bitirdik. Diğer dersimizde yazılı dönemden devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen notlarımızı alalım. Cengiz Hoca'nın önemli dediği yerlere lütfen biz de altını çizelim. Diğer derste görüşmek üzere. Abone olmayan arkadaşlarımız var. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz arkadaşlar.